Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yerinden anlatıldı. TTYT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki düzgün çok yeni döndürülmesi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda merkezi orijinde bulunan ve alanı 16 birim kare olan. O zaman bir kenar kaç yapıyor? 4 yapıyor. Kare analitik düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Eyvallah. Bu kare merkezi etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde B noktası kaç birim yer değiştirmiştir? Arkadaş merkezi dediğimiz köşegenlerin kesim noktası değil midir? Evet. Köşegenlerin kesim noktası aslında burası. Sonra ben bunu B noktası ne kadar yer değiştirmiş ona bakacağım 90 derece döndüreceğim hop buraya gelmez mi? Çünkü burası 90 derece. 90 derece döndürdüğünde bu şekilde bir hareket yapıyor. B noktası ne kadar yer değiştirmiştir diye soruluyor. Buradan buraya gelmiş yani 4 birim yer değiştirmiş değil mi? E o zaman örnek biri kaç bulduk? 4 bulduk. Örnek 2'deyiz. Merkez orijinde ve çevresi 8 birim yani 4'e böl 2 mi yapıyor bir kenar 2 oluyor. ABCD karesi analitik düzleme şekildeki gibi yerleştirmiştir. Bu kare merkez etrafında 180 derece döndürülüyor. D noktasının koordinatı. Arkadaşlar ben bunu şimdi burası köşegenlerin kesim noktası değil midir arkadaşım? Evet. Köşegenlerin kesim noktası burası. Ben bunu 180 derece döndürürsem hop B'ye gelecek. D köşesi B'ye gelecek. B köşesinin koordinatları isteniyor. Ama arkadaş şöyle bir durum da olabilirdi bizim kare. Ee, kare şöyle eksenlere paralel verildiğinde tam bu orta noktası yapar. Evet eyvallah. Aa ya bizim kare şöyle olursa ne olacak arkadaşım? Biraz böyle yan olursa ne olacak? He? 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 İşte orada bir sıkıntı yaşa yaşamaz mıyız sanki? Yani biraz böyle yan olsun mesela. Şöyle bir şey. Çizemedim ama anladın sen benim demek istediğimi. Şöyle biraz yansa eğer. Tabi tam merkeze de denk düşecek. Şöyle biraz yansa. Anam merkeze düşüremedik bir. Şöyle şöyle şöyle. İşte bu şekilde olduğu zaman yani burada şunların birbirine eşit olma durumu söz konusu olmaz değil mi? Yani burada sanki şey eksik bu soruda. Kenarları eksenlere paralel olması ifadesi eksik sanki bu soruda bana göre. Şu an okuduğumda onu anlıyorum. B noktası direkt böyle olursa mesela B noktasını ben bulamam. Tamam bir kenar 2 birimse B noktasını ben nasıl bulacağım? Ama kenarları eksenlere paralel verilirse eyvallah. O zaman burası 90 derece olur. Aa, bu tam böyle ağırlık merkezinden buraya dik çizildiğinde iki eş parçaya böler. Buraya da iki eş parçaya böler. Bir birim bir birim olur. O zaman B noktası 1 bir birim sağda 1 bir birim aşağıda olduğu için 1'e eksi 1 noktası diye söyleriz. Cevap böyleyken 1'e eksi 1 çıkar. Ama karenin kenarları eksenlere paralel olması cümlesinin eklenmesi lazım bu soruda. Evet öyleyken sorun cevabı buluruz. Neyse geldik örnek 3'e. Analitik düzlemin eninci bölgesinde bulunan P, P, en, enin, bölgesinde bulunan bir P noktası P'n ile gösterilmiştir. Tamam. Şimdi bir düzgün beşgen var. Merkezi orijinde olan ABCD düzgün beşgenin orijin etrafında 144 derece döndürülüyor. Merkezi burasıysa. Arkadaşlar düzgün çokgen merkezden bu köşelere geldiğimiz zaman ne oluyor? Bunlar eş üçgenler oluyor. Eş üçgen. Şimdi o zaman burası kaç derece? Ee, bu üçgenlerden kaç tane var şöyle? 5 tane var. 360 böyle 5'ten 72. Burada kaç? 72 derece. Burası da 72 derece. Bu da komple 72 yapıyor. Bak buraya 18 kaldı ya. Buraya da o zaman 54 kalır. Ee, burası da 72 ya. Ee, burası da 72 olduğundan dolayı 54 ise bak buraya 36 kaldı. Bak burası da 36 yaptı. Tam 90 burası da 54 kaldı. Buraya da 18 kaldı mı kaldı. Şimdi bana diyor ki buna göre diyor aşağıdaki gösterimlerden kaç tanesi doğrudur diye soruluyor. 144 derece döndürüldüğünde. Arkadaş 144 derece döndürdüğümüzde 72, 2 tane 72 döndüreceğim. Mesela şuradaki A noktası nereye gelecek? 1.72 de buraya 1.72 de buraya. Yani buraya gelecek. A burası olacak. Sonra B burası olacak. Sonra C şurası olacak. Sonra D burası olacak. Sonra E burası olacak. Değil mi? Şimdi A1 A birinci bölgededir diyor. Doğru mu? Doğru. B ikinci bölgededir diyor. O gösterim şeydi ya. B ikinci bölgede A eksen üzerinde B. Yanlış. C üçüncü bölgededir. Evet doğru. D dördüncü bölgededir. Evet doğru. E dördüncü bölgededir. Pardon. D dördüncü C, C üçüncü bölgede mi? C üçüncü bölgede değil. C ikinci bölgede arkadaşım. Bu yanlış. D dördüncü bölgededir demiş. Hayır. Üçüncü bölgede olacak. Bu da yanlış. E dördüncü bölgededir demiş. Evet doğru. Çünkü bu gösterim e, hangi bölgede olduğunu söylüyordu. O zaman iki tanesi doğru olmuş oldu arkadaşım. Güzel bir soru. Dikkat edin buna. Hoş bir soru. ÖSYM'de sorar böyle soruları. Örnek 3. 2 çıktı. Geldik örnek 4'e. Merkezi orijinde olan yani merkezden köşelere geldiğim zaman eş, bunlar hepsi eş üçgen olacak. E zaten alttan üçgen var. Alttan eşkenar üçgen değil mi? Açılarımız 60'ar derece burada. Hocam burası da 60. E o zaman buraya 30 kaldı. Burası da 30. Burası 60. Burası 60. Burası da 30. 30 oldu mu? Oldu. Şimdi 120 derece. Negatif yönde 120 derece döndüreceğim. C noktasının koordinatı. C noktası burada. Burası 4 birim değil mi? Evet. 120 derece döndür bakayım. Hocam bir 60 döndürürsem buraya bir 60 daha döndürsem buraya geliyor. O zaman buradaki nokta isteniyor benden. Şurası 4 birim burası da 4 birim değil mi? Evet. Şuradan bir dik çizersem 90'ın karşısı 4 sa e 30 karşısı 2 yapar. 60'ın karşısında da 2 kök 3 yapar. 2 birim solda 2 kök 3 birim aşağıda. Yani eksi 2'ye eksi 2, -2, -2 kök noktası yapar dostlar. Evet örnek 4 de bu şekilde bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde eksenlerin döndürmesi testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.